Dellendin mi kız? Ne yapıyorsun? İşten ayrılıyorum. Bir gün daha bu herifle aynı çatı altında yaşayamam. Öfkeyle kalkan zararlı oturur gülüm. Bir sakin ol, bir serin düşün. Neyini düşüneyim Bekir? Adam aranıyor, duymadın mı? Ben de onu diyorum. Bu adamlar da paragani. Baksana kızın odasını bile özel hastaneye çevirmişler. Adam da oğlunu sakladığına göre otomatikman suçlu konumuna düşüyor. Hani diyorum ki bu adamların karşısına çıksak, her türlü haltınızı biliyoruz desek, yakalanmamak için kesenin ağzını açarlar mı acaba? Her şey para mı Bekir? Belki zengin oluruz. Ya Bekir sen delirdin mi? Biliyoruz dediğin anda seni de beni de vurmayacağı ne malum adamın? Canımı sokakta bulmadım ben. Böyle zenginlik istemiyorum. Kaç yıl oldu bacını görmeyeli? Ne? Almanya'daki ne diyorum? Kaç yıl oldu görmeyeli? 5 yıl oldu. Hani hatırlıyor musun? Seninle bir ara bir plan yapmıştık. 2 yıl yemeden içmeden çalışıp para kazanacaktık. Ki ablanı göresin. Eğer bunu yaparsak paramız olur. Sen de çok rahat ablanı görürsün. Olur mu? Gidebilir miyim ki? Tabii gülüm. Sen iste beraber gideriz. Atlarız uçağa, konarız Almanya'ya. Hem sen de uçağa binmiş olursun kız. Cidden sen de gelir misin benimle? Sen iste ben seninle Fizan'a bile gelirim gülüm. Hem eğer beğenirsen orada kalırız. İster misin? Ya sen ciddi misin? Saate kadar uyunur mu? Güya kısa göz kulak olacak. Doğru yoldasın aslanım Bekir. Cüneyt. Kaldı bu ya. Ne işin var senin burada? Ya uyuyana kar yağar derler ya. Üstü açılmış. Ben de insanlık namını örtüm dedim. Başlatma şimdi insanlığından da çık. Bir gören olacak. Günaydın bey baba. Sen kimsin be? Ahmet, Ali, Veli, Deli. Ne fark eder ki? Sen beni bırak da kulağını aç beni iyi dinle.
ne hatlar karıştırdığını biliyorum. Sen ne? Ne diyorsun be? Milletin fellik fellik aradığı Cüneyt diyorum. Adamı kanatlarının altına almışsın, koruyorsun. Ne iş? Yardım et yarabbim ya. Bana martaval okuma bey baba. Cüneyt'le bir işiniz yoksa Allah'ın unuttuğu yerde ne işiniz var? Tabii. Bir siz akıllısınız, millet aptal, öyle mi? Oğlum sen Cüneyt'in burada olduğunu nereden çıkarttın? Ateş olmayan yerden duman çıkmazmış bey baba. Tabii ben de o dağ başında ateşi görünce hemen çakazladım durumu. Gelip bir bakayım dedim. Tabii sizinki de ünlü bu ara. Gazetelerde tekmilli birden fotoğrafları var. Evladım, vallahi benim bu işte bir ilgim yok. Eğer senin bir derdin varsa git Cüneyt'le hallet. Ben onu bunu anlamam bey baba. 20.000 kaymayı sayacaksın elime. Ben de arazi olacağım. Parayı vermem mi diyorsun? O zaman seni gider polise şikayet eder, kodesi boylatır. Evladım, sen benim üstüme başıma baksana. Ben de 20.000 lira ne gezer? Araban öyle demiyor ama bey baba. Emanet, yeminle. Orası beni zerre kadar ilgilendirmez. Bu arabayı altına sunandan mı istersin? Yoksa zulandan mı çıkarırsın? Orası senin bileceğin iş. Sana 2 gün mühlet. O parayı verdin verdin. Vermedin, hapislerde çürürsün bey baba. Anladın mı? Gözüm üstünde bey baba. Cüneyt'e şikayet ettiğini bir duyarsam çok pis olay çıkarırım yemin billah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.